Yok, onların da uçur işte. Ancak bizim kız yok. Aşağı ben abi. Adam bana diyor ki ben bir telefon başını tutar sana diyorsun. 100 oldu abi. Ben Büyük Nacar Merkez Mahallesi Muhtarı Üzeyir Karabudak. Muhtarım, burada tam olarak neler yaşandı deprem günü? Burada abi cehennemi gördük abi bu Büyük Nacar'da. Saat 4:17 veya 20 arasında öyle bir deprem oldu ki ne yer yerinden oynadı. Yani toprak kendini kusturdu, yukarıya çıktı. 130 tane ikametgah ettiğim merkezi yerde, 130 hanelik köyümde 10-12 tane oturulabilecek evimiz kaldı. Kepen evimiz, yani çöken evimiz, tam yerle bir olan evimiz 31 tane evimiz şey oldu. Ama ardından da 85 hanemizde de oturulmaz hale geldi. İnsanların oturma şansı hiç yoktur. Kaç kişi yaşamını yitirdi? 31 kişi de merkezi olan yerde, şu anki röportaj yaptığımız yerde 31 kişi vefat etti. Mehmet Akif Ersoy diye daha önce mahalle olup da şu an küme evler olan yerde Şitiller, Keçeler, Dadenizler, Koççağız, Bidikler, Kadılar, Armutlu küme evlerimizde de 15 kişi hayatını kaybetti. Yani toplamda bizim 46 kişi gibi bir can kaybımız var. Mal, yani hayvan kaybımızı söylemiyorum. Onun zaten şeyini bilmiyoruz. Ama biz buna da yine şükrediyoruz, ama evlerimize 10 tane veya 12 tane bir evimiz kaldı. Oturulabilir şekilde. Şu an oturmuyoruz. Tabii ki şu an girmiyoruz. Arsçı depremlerin, sallantıların olmasından dolayı. Diğer çevre mahallelerde durum nedir muhtar? Sizin alabildiğiniz, edindiğiniz bilgilere. Benim alabildiğim yani bilgilerden tamamı, yani bazılarından emin değilim, ama Fatih Mahallesi'nde bizden daha kötü olmuş. Orada 2-3 ev kalmış. Orada kaç da 80, 80 haneydi. Bana gelen duyumlar 3 ev kaldı oturulabilecek halde diyorlar. Ve 60 kişi gibi de bir rakamlar söyleniyor. Daha biz can kaybı değil can mi? Can kaybı. Biz gidip yani göremedik de, oraya da gidemedik. Komşularımız, akrabamız, biz hep Nacarız yani. Kocadere mahallemizde de 40-45 gibi bir vefat eden kişi sayısı var. Kişilerimiz vardır. Orada da toprak olan, yani kerpiç dediğimiz ev hiç kalmamış. Oranın da muhtarıyla bir kere iletişime geçebildim zorla. O iletişimde toprak evimiz hiç kalmadı dedi. Yani ev, köyde 10 tane gibi beton evleri varsa onlar da oturulabilir halde diyor. İnsanlarımızın şu anki zaten ben de içinde dahil olmak üzere yani panik atakla yaşamımızı sürdürüyoruz. Ardından da biz insanlarımızın, vefat eden, göçük altında kalan insanlarımızı kendi çabalarımızla, yani köylü vatandaşlarımızın, kalan sağ kalan vatandaşlarımızla 22 tanesini biz kendi çabamızla çıkarttık. O an için burada tipiden yollar kapalı, yollara büyük taşlar düşürmüş Allah'ım deprem yapınca. Makineler giremedi. 8 tane bir
göçük altında kalan vatandaşım kaldı. Bunlara da AFAD devlet üzeri ve biz yine yardımcı olarak bunlara da dün ve en son bir tane de bugün çıkarttık. Yani bugün de bir cenaze çıkardık. Bugün de bir cenazemizi çıkarttık. Şu en acil ihtiyaçlarımız şimdi kıda türünden, battaniye türünden bu şeyler devletimiz ve milletimiz Allah razı olsun ulaştılar. Onlara bir çözüm oluştu. Ancak kalacak yani çadırımız, devletimiz artı devletimizden işte çadırları bekliyoruz. Çadırlar daha bize ulaşmadı. İnşallah en kısa zamanda da onlar da ulaşır. Siz deprem zamanı evde miydiniz? Evdeydim. Neler yaşandı? Biraz anlatabilir misiniz? Yaşanma aniden aynı şimşek balkık da ki o hızla yürüler ya aynı yol oldu. Bilmedim anca o kadar oldu. Baktım ki tavan bu kadar aramda. Şu kadar girdi. Enkaz altındaydınız. Aa ya. Enkaz altında. Siz nasıl kurtuldunuz? Çocuklar geldi çıkarttı beni. Çocuklar geldi. Daha şuradan azıcık bir yer açtılar. Sizin herhangi bir yakınınız vefat etti mi depremde? Hanım vefat etti. Dağına çalışıyorlar.